Türkiye Milli Futbol Takımı Erkek Bakım Markası Jilet sunar. Spor Dijital'den herkese merhabalar. Jilet'in sunduğu Euro 2024 değerlendirmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz Çekya ve Gürcistan. Umut hoş geldin. Hoş bulduk Hikmet abi. Nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim seni sormalı. Ben de iyiyim teşekkür ederim. Bugün Türkiye'nin iki rakibini konuşacağız. Portekiz ana rakibimiz olarak gözüküyor ama... Çekya ve Gürcistan'da pek e, küçümseyebileceğimiz rakipler değiller. Birazdan detaylarından da bahsedeceğiz zaten. Dilersen Çekya ile başlayalım. Gürcistan ve Çekya kendileri açısından düşebilecekleri zor bir gruba düştüler. Fakat bu bizim açımızdan bence avantaj gibi görünen bir durum. Detaylarıyla da zaten konuşacağız. İstersen Çekya ile başlayalım. Çekya ile başlayalım abi. Çekoslovakya dağıldığından beri her turnuvaya katılmış bir Çekya var. Aslında turnuva takımı diyebiliriz net bir şekilde. Ama eleme grupları oldukça basitti. Onun da tekrar altını çizmek lazım. Hatta şöyle bir veri var. Gruplarda mücadele etmiş takımlardan Polonya, Moldova, Faroe Adaları ve Arnavutluk arasında UEFA listesinde UEFA sıralamasında ilk 20'de olan takım yok ve rakiplerinin ortalamasına baktığımızda 34 rakamına erişiyoruz. Aslında bayağı kolay bir gruptan kendileri açısından zor bir gruba düştü diyebiliriz Çek için. Tabii böyle değerlendirebiliriz. Yeni format biraz fazla takımı bulundurup herkesi üst tura çıkarmaya odaklı bir şekilde dizayn edilmiş gibi duruyor. Ve tabi bunun ekmeğini yiyecek olan takımlar da var. İşte Polonya'sı, Gürcistan'ı vesaire bu kapsamda değerlendirilebilecek takımlar. Eski formatta bu takımlar buralarda olur muydu? Burası birazcık soru işareti. Çek ya şimdiye kadar yetiştirdiği özel oyuncularla bence ön planda olmuş ve bu şekilde başarıya ulaşmış bir takım. Nedvetlerin, Poborskilerin dönemlerini direkt kafamda canlandırıyorum. Sparta Prag Avrupa futbolunda ciddi anlamda atılım yaptığı süre zarfında bu oyuncuları belirli noktaya getirdikten sonra Çekya ya da eski adıyla Çek Cumhuriyeti Avrupa'da hatırı sayılır birliği takımlardan bir tanesi olmaya başlamıştı. E, futbol stillerini değerlendirmemiz gerekirse klasik bir orta Avrupa takımı gibi oynuyor. Çekya yine bireysel anlamda ciddi asetleri var. E, Avrupa futbolunda ciddi ses getiren isimleri var. Fakat halen o Çek Cumhuriyetinin yarattığı auraya tam olarak ulaşabildiklerini söylemek çok mümkün değil. Bence bizim grubumuzda Çek elbette bizi zorlayacak takımlardan bir tanesidir. Fakat daha farklı bir takımla karşılaşıyor olsaydık şansımız daha az olabilirdi gibi geliyor bana. Futbol anlayışlarımız birbirine ters olacaktır. Bu da bize avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ki geçmişteki müsabakalarımıza baktığımızda aslında Türkiye'nin de şansını tuttuğu bir rakip. Herkes için söyleyemiyoruz bunu maalesef. Nihat Kahveci'nin efsane iki golüyle elediğimiz bir milli takım sonuçta. Ama Türkiye'nin de dengesiz tarafları var kadro yapısı itibariyle Türkiye'nin kanatlardaki rotasyondaki kalitesini savunmanın merkezinde olmadığını görüyoruz. Bu da Çekya açısından bence iştah arttırıcı bir şey. Takımı detaylarıyla konuşuyoruz elbet. Şunu ekleyeyim Çekya rakip yarı alana girdikten sonra olabilecek en kısa süre içerisinde rakip kaleye inmek zorunda olan bir takım. Burada fiziksellikle sürati birleştirmek zorunda olan bir takım. Sonlandıramadıkları her atakta savunma açısından da problem yaşıyor ve özellikle topu kaptırdıkları 4-5 saniye içerisinde takım boyu aşırı derecede uzamayı vaat eden bir takım. Rakipler açısından bunlar avantaj teşkil edebilir. Çekke'ye karşı bir rakip analizi yapıyorsan en fazla odaklanacağın nokta topu kendi kalene maksimum düzeyde yakın noktada kapmak ve 2-3 pasla çok fazla gebelemeden çabucak rakip yarı alana geçmek olacaktır. Çekke'nin buna yanıt verebileceğini düşünmüyorum. Ki Çekya üzerinde şöyle bir yenilik var. Onu da söylemek lazım. Az önce grup aşamalarında ne kadar ikna edemediğini en azından oyun olarak bahsetmiştik. Bununla birlikte Yaroslav Silavi Çekya'nın hocası son Moldova maçından sonra takımdan istifa etti yoğun eleştirilerden dolayı ve Ivan Hasek göreve getirildi. Bununla birlikte Hasek yönetiminde net bir formasyonla öne çıktıklarını söylemek zor. Elemelerdeki Polonya maçında ve hedef maçı gibi gözüken diğer maçlarda üçlü savunma formasyonlarını kullandılar ve kanat bekleri kendi yarısı aslında konumlanmış bir şekilde gördük. Ki zaten çok hücumcu olmayan isimleri tercih ettiğini söylemek gerekiyor. Yurasek ve Çufal. Bunların ikisi de kendi takımlarında dörtlünün beki olarak kullanılıyor ve bu da aslında takımın mentalitesini ortaya çıkaran bir husus diye düşünüyorum. Çekyanın mantığı bence turnuvada da benzer özelliklerde olacak. İki beki de daha çok denge beki olarak öne çıkan oyuncular. Yani ön taraftaki oyunculara kulüplerinde maksimum serbestlik tanıyan isimler. Genel itibariyle sahanın özellikle 60 metrelik alanında öncelikleri savunma ve bölge disiplini olan isimler. Çekya'nın zaten aşırı derecede kreatif bir oyun oynamasını beklemiyoruz ama temel mantalitesi dediğin gibi bek seçimlerinden belli oluyor diyebiliriz. Daha çok kendi yarı sahasında alan parselasyonunu kaybetmeyen, bölgesinden uzaklaşmayan ve mutlaka dışarıdan girebilecek artı birlere yanıt verebilecek biçimde yerleşmeye çalışan bir Çekya olacaktır. Bana göre turnuvanın en fazla reaktif olması gereken takım takımlarından bir tanesidir Çekya. Sen hücumdaki kreasyon anlamındaki eksikliğine dem vurdun. Bu şu istatistikte de ortaya çıkıyor. Euro'ya direkt katılan takımlar arasında Arnavutluk'la birlikte en az gol atan takım Çekya ve en golcü oyuncusu aslında pek de aklımıza gelmeyecek Thomas Suček. Burada tabii Patrick Schick'in de sakatlığından dolayı elemeleri kaçırdığını göz önünde bulundurulmalı. Ama son hazırlık maçında Asek bu pozisyonsuz geçen maçların önüne geçebilmek için Adam Hulozek ve Patrick Schick'i birlikte kullandı. Böyle şeylerde deneyen bir takım Şimdi orada şeyin farkında teknik ekip, e, skor bulmaları gerekiyor ki savunmalarını ön plana çıkartabilsinler. Çünkü skor bulamadığın her an maç 1-0 mağlupmuş gibi gidiyor çekki açısından. Helozek benim çok şey beklediğim oyunculardan bir tanesiydi. Henüz benim beklediğim noktanın yarısına dahi ulaşabilmiş değil. Aslında çok ciddi anlamda potansiyel vaat eden bir oyuncu. Suçek de takımın en fazla gol atan oyuncusu olması enteresan. Türkiye'de herhangi bir büyük takım Suçek'e transfer için gitse bu kadar defansif bir orta saha kurgusu mu oluşturulur diye eleştiri alır. Ama aynı Suçek bugün Patrick Schick yokluğunda takımının gol yükünü çektiğini söylemek mümkün. Ben yaratıcılık anlamında bir arayış içerisinde olduklarını fakat bu arayışın halen devam ediyor olduğunu ve turnuva boyunca da devam edeceğini öngörüyorum. Peki Türkiye maçında Türkiye'ye karşı hangi alanlarda etkili olabilirler? Mesela su çekin gol sayısının artıyor olması aslında bu takımın duran toptan büyük bir tehdit yarattığını gösteriyor. Bizim takımın da duran top savunma seviyesini düşündüğünde buradan bir eksi yazabilir misin? Milli takımımızın duran top karşılama şekline bakarsak özellikle kornerler üzerinden bahsedelim. Kornerlerde bizim milli takımımız sanki sürekli ters ayaklı oyuncular tarafından korner atılacakmış gibi diziliyorlar. Ama teknik ekibin tercihidir. Ama futbolcuların bireysel yerleşimleridir. Çek ya da düz ayakla atılan korner sayıları oldukça ciddi seviyede. Bu önemli. Şu bölgelere hedef alan buradan kullanıldığında şu bölgeyi hedef alan diğer taraftan kullanıldığında şu bölgeyi hedef alan oldukça ciddi sayıda orta mevcut. Rakamlarını dün incelemiştim ciddi anlamda. Özellikle buna odaklandım çünkü çek ya bize nasıl gol atar benim temel sorumdu. Bizim karşılamakta zorluk çektiğimiz türden dışa kıvrılan ortalarla pozisyon bulmaya çalışıyorlar. Ve genelde korner organizasyonlarını iki vuruşla yapmaya çalışan bir takım. Biz biliyorsun ki maalesef tamamıyla tek vuruşa odaklı savunmalar yapmaya çalışan takımlardan bir tanesiyiz. Birinci vuruşun akabinde top takibini doğru yapamıyoruz. Çekya'nın bize duran toptan gol atma durumu olası. Fakat bizden duran top golü yeme durumu da olası. Çünkü benzer özelliklere Çekya savunması da haiz. Peki akan oyunda Çekya'nın nasıl tehdit yaratabileceği üzerinde düşünmeye devam edelim. Son Ermenistan'la oynanan hazırlık maçında 3-4-1-2 gibi bir formasyonu kullandılar ve bu formasyonu tercih ettiği takdirde 10 numarada oynayan oyuncusu çok önemli olacak. İleride oynayan iki oyuncusuna pozisyon yaratma açısından. Ve burada da ön plana Fiorentina'la Antonin Barayan çıktığını düşünüyorum. Ama onun da rakamlarına baktığımızda çok mahir, pozisyon hazırlamada üretken bir oyuncu olduğu gözükmüyor açıkçası. Bu sezon Serie A'da 90 dakika başına 3.34 şu yaratan aksiyon ve 3 asistle sezonu tamamladığını görüyoruz. Açıkçası akan oyunda bize tehdit yaratabileceğini söylesek herhalde abartı olmaz. Orada şöyle bir durum söz konusu olabilir. Bize böyle bir ön alan üçlüsüyle çıkacaklarını düşünmüyorum öncelikle. Belki bunu Polonya karşısında deneyebilirler. Fakat buradaki deneyselliğin temelinde şu yatıyor. Savunmama zaman yaratabilecek kadar ön alan baskısı yapabileyim diyor Çekke ya teknik heyeti. Yani ön tarafta ikili bir kurgu varken, arkalarında bir on numara varken buradaki yerleşimde ki temel amaçları daha fazla şut atmak, daha fazla gol bulmaya çalışmak ya da daha kreatif bir oyun yaratmak değil. Arka tarafta görece ağır olan savunmamıza zaman kazandırabilecek ön alan baskısını önde artı bir oyuncuyla yapalım. Dolayısıyla ön taraftaki üçlü bize karşı daha farklı, daha geride konumlanacaktır. Ön tarafta tek santrforla çıkacaklarını düşünüyorum. Bize nasıl akan oyunda gol atarlar sorusunun yanıtını bireysel performanslar belirler bence. Çekya henüz akan oyundan ne kadar farklı varyasyonlarla gol tehditleri yaratabileceğini ispat edebilmiş bir takım değil bana. Peki Çekya üçlü oynadığı bir denklemde kanat beklerini geride tutup beşliye dönerse bu Türkiye'ye bir formasyon değişimine zorlayabilir mi? Ben Türkiye'nin stoper sakatlıkları yaşamadan önce üçlü savunma kurgusunu muhakkak deneyebileceği maçlardan bir tanesi olduğunu düşünüyordum çekken. Şimdi biliyorsun geride üçlü yerleşen takımların alan parselasyonları daha farklı olduğu için senin de onlara göre şekil alman gerekebiliyor. Yani üçlü hem kendi açısından aktif hem rakibin oyununu belirleme açısından aktif bir formasyon biçimi. Sağ parselasyonları daha farklı olduğu için. Fakat Türkiye'de üçlüye dönme ihtimalini ortadan kaldıran durum stoperlerin sakatlıkları oldu. Türkiye burada şöyle bir kurgu benimseyebilir. Burada Zeki çok kilit rol üstlenmek zorunda. Kendisine çok uygun olan bir rol değil ama. Zeki bolca çizgiye basarak ön alanda artı biri sağlamak zorunda. Ve oyun özellikle sağ taraftan akmak durumunda ki Ferdi iç koridorlarda stoperlerle birebir eşleşsin. Ferdi kadraja sonradan girecek oyuncu olacaktır. Hedefsiz oyuncunun üstüne gidecek olan oyuncu Ferdi olacaktır. Çek yanı buna çok ciddi reaksiyonlar verebileceğini düşünmüyorum ama Zeki ile bunu uygulayabilir misin? Ondan da çok emin değilim. Çünkü Zeki önünde alan bulduğunda dahi en yakın istasyon bir an önce topu aktarmaya çalışan bir oyuncu. Çekya'nın istediği şey bence tam olarak budur. Yüzüm rakibe dönük biçimde ben rakibimi karşılayayım ve onun bütün pas opsiyonlarını görebileyim şeklinde yerleşecektir. Senin tahmin edilebilirliğini azaltman gerekiyor Çekya karşısında. Peki Türkiye'yi Çekya karşısında bir adım önde görüyor musun? Kesinlikle görüyorum. Türkiye'nin özellikle bireysel yeteneklerinin ciddi fark yaratabileceği bir takım olduğunu düşünüyorum Çekya'nın. Hangi konularda yaratır? Arda Güler'i kenara atıp da orada diagonal bir topla buluşturduğunuz noktada Çekya savunması kanat beklemi, sol stoperleme onu karşılayacağına çabuk karar veremiyor. Burada içe kat eden, çapraz kat eden oyuncuları kimin alacağındaki o belirsizlik, hangisinin eşleşeceğiyle alakalı o belirsizlik sana ciddi anlamda zaman yaratıyor. Bu yaratılan zaman diliminde orta sağdan içeriye koşu atan bir oyuncu sokabilirsen bu tamamıyla serbest kalıyor Çekya'da. Yani hazırlık maçlarında izlediğimde kenardan içe kat eden ters ayaklı kanat oyuncularını karşılamada sıkıntı yaşadıklarını, onu karşılamak için reaksiyon gösterdiklerinde de arkaya koşu atan oyuncuları karşılayamadıklarını gördüm. Bence bizim en fazla deneyeceğimiz varyasyon bu olacaktır. Ve İrfan ciddi anlamda zorlayacağını düşünüyorum Çek'ye. Peki istersen komşumuza geçelim. Onlar ilk kez bir büyük turnuvaya katılıyorlar. Ki diğer komşumuz olan Yunanistan'ı eleyip geldiler buraya. Onlar herhalde turnuvada belli bir seviyenin altında kalan tek takım ve ne kadar oyun olarak güçlü olmadıklarını şu veriyle açıklayabiliriz bence. Bu sezon eleme turlarında Mamardashvili 35 kurtarış ile en fazla kurtarış yapan 6. kaleci konumundaki. Burada Liechtenstein'ın San Marino'nun kalesine daha fazla şut geldiği için kurtarış oranı yükselen takımların da kalecisini görüyoruz ve Euro'ya katılan takımlar arasında ilk ona başka kaleci sokan takım yok. Aslında bu herhalde Gürcistan'a dair bir şeyler söylüyor bize. Gürcistan sayıca fazla oyuncuyla savunan sayıca az oyuncuyla hücum etmeye çalışan, hücumlarını çok acele yapmaya çalışan ve genelde kenardan yapmaya çalışan bir takım. Üçüncü bölgeye kenardan girmeye çalıştıklarından dolayı merkezde kreatif eksikliklerinin çok ciddi sıkıntılarını yaşıyorlar. Gürcistan önümüzdeki süreçte üçlü oynayan takımlara kanat bek ve ön tarafı üçlü olan takımlara kanat oyuncusu üretme konusunda potansiyel barındıran bir ülke. Gürcistan sahanın şu kısımlarını efektif kullanabilen oyunculara sahip aslında. Şu anda milli takım da böyle. Fakat bunun şöyle bir dezavantajı var. Kenarlara çok odaklı hücum eden ve kenarlardan geçiş yapmaya odaklı olan takımlar merkezde genelde hazırlıksız yakalanıyorlar. Merkezden yapacakları varyasyonlar da sayıca az olduğundan dolayı kenar oyuncuları bitirmek durumunda kalıyorlar topu taşıyan oyunculara bitirttikleri için de yüksek yüzleri atamıyorlar ve çok fazla geçişiyorlar. Yedikleri geçişleri karşılayabilecek sayıda oyuncu olmasına rağmen takım genelde topun oynandığı kanada çok yakın olduğundan dolayı ters taraf atılan bir topta mesela 5-4-1 oynayan bir takım olmasına rağmen birebir çok rahat yakalanabiliyor ters taraftaki bek oyuncuları. Ben e, Gürcistan'ın orta vadede iyi bek ve kanat bek oyuncuları üretebilecek potansiyel bir ülke olduğunu düşünüyorum. Fakat merkezdeki bu problemi çözmedikleri sürece Mamardaşvili'nin performansı çok bağımlı olacaklarını düşünüyorum. Bence e, Kvara'dan daha önemli bir oyuncu şu anda kendi milli takımı için. Ya kesinlikle Kvara bu takımın en yüksek profilli oyuncusu ama bu sezon üzerinde ben de Mamardaş daha formda bir turnuva öncesi lig geçirdiğini düşünüyorum açıkçası daha kritik diyelim çünkü arkadaşlarının yaptıklarını ve yapamadıklarını neticeye bağlaması en muhtemel oyuncu. Çok fazla geçiş imkanı veriyorlar. Merkezden çok fazla şut attırıyorlar. İçe kat eden oyuncuları da onlar Çekya gibi karşılayamıyorlar. Ters ayak savunmaları çok kötü. Dolayısıyla rakiplerin özellikle adam eksiltip akabinde şut atabilmeleri için her şart mevcut. Bu da Mamardaşvili'nin performansını ön plana çıkarmak zorunda. Kesinlikle öyle. Zaten orta sahadaki oyuncu eksikliğinden bahsettin. Takımın genelinde açıklanan kadro burada Avrupa'nın 5 büyük liginde oynayan 3 tane oyuncuları var. Mamardashvili, Kvaratskhelia ve forvet Mikautadze. Zaten birçok maçta Kvaratskhelia'yı Mikautadze'yi 3-5-2'de ileri uçta konumlandırdığını da gördük Willi Mikutadze enteresan bir oyuncu. olanın yeni jenerasyondaki hali gibi boy, fizik yapısı vesaire itibariyle 1.74'lük bir ileri uç oyuncusu düşünün. Yanında da sezonu da statik geçirmiş bir Kvara var. Ve takımın en öne çıkan oyuncusu Mamardashvili. Bence burada Montella'ya çok ciddi iş düşüyor. Kesinlikle. Bununla birlikte Gürcistan oldukça reaktif bir takım. Grupta Euro seviyesindeki takımlara karşı yani Norveç, İspanya ve İskoçya'yı baz alıyoruz burada. Ortalama toplu oynama oranları %34 ve elemelerdeki Yunanistan'a karşı da %36 ile toplu oynadılar. Bu biraz tercih biraz da zorunluluk diye yorumluyoruz tabi. Ya Yunanistan gibi bir takıma karşı dahi %30 baremlerinde topla oynayan bir takımsan... ...ki Yunanistan'ın muhtemelen en keyif almadığı e, maç olmuştur. Çünkü Yunanistan'da benzer oyun mantığını benimseyen bir takım. Senin çok fazla kreatiflik anlamda bir beklentin olmadığını ortaya koyuyor. E, Gürcistan açısından bu turnuva bireysel oyuncuları pazarlama turnuvası olabilir. Mamar açısından çok kritik bir turnuva olacaktır. Özellikle kendi ceza sahası içerisine gömülmüş rakibi karşılama oyunu oynayan takımlar açısından sürekli kalesine şut gelen takımlar açısından bence gözde kalecilerden bir tanesi olabilirim Mamardaş Fili. Ama bahsettiğimiz gibi anca bireysel performanslardan söz edebiliyoruz. Gürcistan takım itibariyle Euro seviyesinde bir takım değil bence. Ama yine de turnuvaya bir etki bırakmaları muhtemel. Çünkü bir önceki turnuvada da bu takım Kuzey Makedonya'ydı ve çok saygı değer. hatta Türkiye'den daha iyi bir turnuva geçirdikleri konusunda en fikirdi o zaman kamuoyu. Tabii o Türkiye'nin çok kötü bir turnuva performansı geçirmesiyle de paralel. Kesinlikle öyle. Bununla birlikte Opta verilerine göre de turnuva kazanma ihtimali düşünüldüğünde en az favori gösterilen takım 0.01 gibi bir kazanma yüzdesi vermiş Opta Gürcistan. A. Umarım Opta'nın bu verisini pozitife döndürürler ve daha fazla hücum etmeye çalışan, daha fazla kreatif varyasyonlar deneyen bir Gürcistan izleriz grup maçları süresince. Peki Çekke üzerinde sordum, Gürcistan üzerinde de son sorumu şöyle sorayım. Türkiye'ye oyunun belli alanlarında ve belli dakikalarında problem çıkartabilme ihtimallerini görüyor musun? Gürcistan'ın Türkiye'ye yaratacağı problemler ikinci toplardan bizim kazanacağımız toplara kadar olan zaman diliminde savunmasını hiç yerinden kımıldatmamaları olabilir. Yani sabit bir şekilde bekleyen bir savunmayla olur da ikinci topları karşılamaya ya da en azından kaptırıldığı noktada basmaya gitmezlerse Türkiye kreatif anlamda yoksunluk yaşayabilir çünkü çünkü Türkiye net santriforu olmayan bir milli takım şu anda. O zaman Hikmet abi ekleyeceğim bir şey varsa onu alayım. Benim sorularım bitti. Muhtemelen Şuta'dan daha fazla Gürcistan konuşmuşuzdur. Daha fazla ekleyeceğim bir şey yok. Umuyorum iki takım da bizim haricimizde bütün maçlarda maksimum düzeyde performanslarını gösterip Portekiz'e ciddi anlamda zorluk yaşatırlar. Tabii bu temenniden öteye geçer diye umuyorum. Jilet'in sunduğu Euro 2024 değerlendirmeleriyle sizlerle birlikteydik. Bugün Çekya ve Gürcistan'ı Umut'la birlikte değerlendirdik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz de kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye Milli Futbol Takımı Erkek Bakım Markası Jilet sundu.